Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Suriye'den çekiliyoruz açıklamasından sonra yaşananlar gündemin birinci sırasında. Trump çekileceğiz dedi ama Amerikan derin devleti Başkan Trump'a bir türlü rahat vermiyor. Çok sayıda çelişkili açıklamalar yapıldı ama Türkiye'nin istediği o açıklama Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi. Pompeo Başkan Trump'ın çekilme konusundaki kararı kesin dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündeminde de bugün Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar vardı. Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yönelik düzenleyeceğimiz operasyon Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesine bağlı değil dedi. Burada ABD geri vites yapmayı da öğrenmeye başladı sanırım. Bir devlet bir söz verdiği zaman bu sözün arkasında durmalıdır. Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Cumhuriyeti de bir söz verdiği zaman arkasında durur. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geri vites dediği sözler Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sözleri. Pompeo, Başkan Trump'ın Suriye'den çekilme konusunda kararı kesin dedi. Dün Pompeo'nun da Trump'ın kararı kesindir demesi de önemlidir. Amerikan Başkanı Trump'ın Suriye'den çekiliyoruz açıklamasından sonra kafa karıştıran çok sayıda açıklama geldi. Yani Amerikan derin devleti Trump'a rahat vermiyor. Çekilecek diyor ama sahada çekilmemesi için çalışanlar var. Trump'ın verdiği bir ABD başkanının söylemleri ve verdikleri söz bizim için geçerlidir. O açıklamalardan biri de Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan gelmişti. Bolton, İsrail'de PKK destekçisi Yahudilere şirin görünmek için Kürtleri korumaya yönelik anlaşma olmadan Amerika Suriye'den çekilmeyecek demişti. Hem çekilme kararı vereceksiniz hem de çekilmemek için bu sefer Türkiye'yi de suçlayıcı bahaneler bulmaya çalışacaksınız. Türkiye'nin o sözlere tepkisi çok sert oldu. Bolton Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istemiş ama Erdoğan Bolton'a kapıyı göstermişti. Ve tüm bu yaşananlar sonrası Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Bolton'u üzecek bir açıklama geldi. Pompeo, Başkan Trump'ın Suriye'den çekilme konusunda kararı kesin dedi. Ama çekilme sürecindeki en büyük problem Amerika'nın terör örgütlerine verdiği silahlar. ABD böyle bir çekilme kararı almadan önce de bu silahları niye veriyorsunuz diye Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getirdiği zaman bunları geri toplayacağız dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız siz en iyisi vermeyin dedi. Irak'ta da geçmişte ABD bu sözü verdi ama toplayamadı dedi. Silahların zaten bir kısmı satıldı, bir kısmı Türkiye'de yakalandı, bir kısmı kullanıldı, Kandil'e götürüldü. DAEŞ'e dahil herkese de sattılar bu silahları. Ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği harekat. Bakan Çavuşoğlu, harekat Amerika'nın çekilmesine bağlı değil dedi. Bizim YPG'ye yönelik harekatımız, operasyonumuz ABD'nin çekilmesine ya da çekilmemesine bağlı değil ki. Böyle bir karar yokken Sayın Cumhurbaşkanımız Fırat'ın doğusuna da gireceğimizi ve harekatı başlatacağımızı söyledi. Bu konuda Türkiye kararlıdır. Fırat Kalkanı'nda kararlıydı, gerçekleştirdi. Zeytin Dalı harekatında Türkiye'nin kararlılığını herkes gördü. Bu kararlılık var ama zamanlamasını nasıl ne yapacağımızı tabii ki kararını yine biz veririz. Bu konuda da kimseden izin almayız.